Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Evet, son dönemde bildiğiniz gibi ikinci el otomobil fiyatlarında büyük artışlar gerçekleşti. Bu artışların temelde iki sebebi vardı arkadaşlar. Birinci sebep, piyasada sıfır otomobil bulunması çok zor hale gelmiş durumda ki bunun farklı nedenleri var. Videolarda zaten bunlardan bahsetmiştik. İkinci neden ise tabii ki döviz kurlarının yükselişi oldu. Biliyorsunuz uzun bir süredir aslında 18-19 TL bandındaydı dolar kuru özellikle. Son dönemde 23 TL'yi de aşarak 24 TL'ye doğru yelken açmıştı. En azından biz bu videoyu çektiğimiz tarihte, belki de yayınladığımız tarihte dolar kuru 24'ü de geçmiş olacak. Evet, son güncel olaylardan bir tanesi de asgari ücretin açıklanması oldu arkadaşlar. 11.400 TL'nin üzerine çıktı asgari ücret ki genel beklenti 11.050 TL tutarında olmasıydı. Bunun asıl sebebi ise %30 zam üzerinden hesaplanmasıydı ki biraz daha %30'un üzerinde bir zam geldi ve 11.407 TL'ye kadar yükselmiş oldu. Peki bu durum ikinci el otomobil fiyatlarını etkiledi mi? Evet, etkiledi. Gerçekten çok enteresan ama asgari ücret açıklandıktan sonra ilan sitelerindeki otomobil fiyatlarının biz arttığını gördük. Bakın, ortada hiçbir şey yok. Döviz kuru aynı seyrinde devam ediyor. Yani ani bir yükseliş olmuş değil. Sıfır otomobil zaten yoktu, hala yok. Sadece asgari ücrete zam geldi diye insanlar halihazırda satıştaki otomobillerinin fiyatlarını yükselttiler. Bu tabii ki fırsatçılığa giriyor. Neden? Normal şartlarda birine zam geldi diye siz sattığınız ürünün fiyatını yükseltmezsiniz. Ha, şu vardır. Tabii ki hizmet sektöründesinizdir. Çalışanlarınıza zam yapmak zorunda olduğunuz zaman verdiğiniz hizmetin bedelini de arttırmanız gerekebilir. Ama otomobil sonuçta genel bir ihtiyaç. Asgari ücrete zam geldi diye ikinci el otomobil fiyatlarının da artması biraz absürt oldu. Ama söz konusu Türkiye olduğunda artık biz bunlara alıştık diyebiliriz. Asıl bugünkü meselemiz ise arkadaşlar, ikinci el otomobil fiyatlarına sonunda devletin müdahale etme kararı almış olması. Şimdilik bu müdahalenin detayları bilinmiyor tabii ki ama en azından bu yolda ilk adım atıldı ve galericileri temsil eden bir toplulukla toplantı düzenlendi ve ikinci el otomobil fiyatları masaya yatırıldı. Hatırlayacağınız üzere kısa süre önce galerilerin haricinde otomobil bayilerine çeşitli cezalar kesilmişti. Bu cezaların temel nedeni otomobil bayilerinin liste fiyatının üzerine ikinci el otomobil satmalarıydı ki bunu da yasaklayan bir kararname yayınlanmıştı. Bu sürecin ardından muhtemelen galerileri de kapsayacak yeni bir düzenlemenin gelmesi kesinleşti diyebiliriz. Aslında daha önce 6000 kilometre kararı gelmişti. Lakin bu karar kimseyi etkilemedi. Neden arkadaşlar? Çünkü siz notere gittiğiniz zaman orada kilometreyi size soruyorlar. Yani 1000 kilometredeki arabayı siz 6001 deseniz de kalkıp da noterdeki adam gidip bakalım bir arabanın gerçekten 6001 kilometreymiş demiyor. Bazıları eksper raporu istiyor. Orada da şu var. Siz eksper raporunu yaptırırken adama 6000 kilometre girin diye rica ettiğinizde adam yok ben 6000 kilometre girmem demiyor. Ve sizin dediğiniz kilometreyi direkt olarak oradaki rapora işliyor. Dolayısıyla bu 6000 kilometre olayı sıfır otomobilleri alıp ikinci el sıfır olarak satmanın önüne geçememiş. Lakin şu anda çok ciddi bir sorunumuz var. Bu ciddi sorunda 20-30 yaşındaki ikinci el otomobillerin dahi artık 400 bin TL'nin üzerine satılıyor olması arkadaşlar. Normal şartlarda bizlerin bugün 400 bin TL dolaylarına sıfır otomobil alabiliyor olmamız lazımdı. Lakin geldiğimiz koşullarda ikinci el, hatta artık kaçıncı el olduğu bile belli değil, bir Şahin aldığınızda arkadaşlar, eli yüzü düzgün olsun, beni çok fazla üzmesin diyorsanız ki sizi üzeceği kesin. Yani alıp da bir sene boyunca sorunsuz bineceğiniz bir otomobil değil tabii ki. Biliyorsunuz trafikte yürüyen kaput olarak nitelendiriliyor. Böyle bir otomobil dahi 150 bin Türk lirası civarında fiyatlardan satılıyor. Ki Şahin arkadaşlar, Şahin'in ne kadar konfor, ne kadar güvenlik sağladığını hepimiz biliyoruz. En ufak bir kazada otomobil ortadan ikiye ayrılıyor. Dolayısıyla bu arabayı almak için bile zamlı asgari ücret üzerinden baktığımızda bir seneden fazla çalışmanız gerekiyor ki bakın hiç yemeden içmeden bahsetmiyorum. Sadece ve sadece asgari ücreti, kazandığınız asgari ücreti kenara atarsanız bir seneden fazla bu Şahin için çalışmanız gerekiyor. Ki diğer otomobilleri saymıyoruz bile. Şu anda bir sıfır Egea almak isteseniz liste fiyatına bakıyorsunuz 500 bin lira. Oo, ne güzel diyorsunuz ya, tamam 500 bin liraya evet güzel araba.
ama otomobil yok. Bu sefer diyorsunuz ki bakayım bari ilan sitelerine, hani düşük kilometrelisi, biraz daha yaşlı olabilir. Onların fiyatı 700 bin lira arkadaşlar. Yani sıfır fiyatının 200 bin, 250 bin lira üstüne satılıyor. Dolayısıyla bu da ikinci el otomobil pazarında bir krizi beraberinde getiriyor. Şimdi yeni düzenleme ile birlikte bunların önüne geçilmesi planlanıyor ama henüz nasıl bir düzenleme yapılacağı kesinleşmiş değil. Öyle bir düzenleme yapmaları lazım ki arkadaşlar, bu sitelerdeki ilan fiyatlarının ister istemez dibe vurması lazım. Şöyle bir söylenti var. İkinci el ithal otomobillere izin verileceğine dair bir söylem mevcut. Eğer bu söylem gerçekleşirse ne olur? Tabii ki otomobil fiyatları hızlı bir şekilde düşecektir. Neden? İkinci el ithal otomobiller çok ucuz arkadaşlar. Yani bugün bakın, basit bir şekilde söylemek gerekirse 2015 model bir F30'a siz 1,5 milyona yakın para vermeniz gerekiyor. 1.300, 1.400, 1.500 donanıma göre değişiyor. Ama bunu ithal olarak dışarıdan aldığınız zaman ödemeniz gereken tutar 400-450 bin liraya denk geliyor. Bunun ÖTV'sini vesaire de ödeseniz, yani ÖTV girişini vesaire de yapsanız, ödeyeceğiniz tutar yine de 700-800 bin TL'yi geçmiyor. İşte buna izin verilirse, ithal otomobillerin satışı izne bağlanırsa, o zaman muhtemelen Türkiye piyasasındaki ikinci el otomobillerin fiyatı da hızlı bir şekilde düşecektir. Bu yönde bazı söylemler var, ama gerçekleşir ama gerçekleşmez. Bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bizim de temennimiz bir an önce otomobil pazarındaki bu saçma sapan fiyatların düşmesi olacaktır arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz. Bakalım 2024'te otomobil fiyatları nereye gelmiş olacak? Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. YouTube kanalımıza abone olursanız da seviniriz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.